Herkese selamlar arkadaşlar. Dogecoin ve Shiba için çok güzel haberlerimiz var. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz. Öncelikle Dogecoin ile başlayalım. Dogecoin ile alakalı yaklaşık 3 aydır söylediğimiz 29 Ekim'de çifte bayram yapabiliriz kutlamalarının karşılığını bugün itibariyle aldık. Bir gün önce kutlamaya başladık ama %30'luk pump Dogecoin için yeterli bir pump olarak görmüyorum. Bunu tecrübelerden, takip ettiğimiz hesaplardan, tabii ki Elon Musk'ı da takip ederek vesaire bu kanılara varmıştık. 29 Ekim tarihini vermiştik. Normalde bu tarihler böyle nokta atışı verilmez ama özellikle 29 Ekim ısrarlı bir şekilde söyledik. Bizi mahcup etmedi. En azından bu anlamda kendi sorumluluğumu atmış hissediyorum kendimi. Sonuçta 20 cent seviyelerinden şu anda 30 cent seviyelerindeyiz. 22 cent seviyelerinden 33'lere falan çıktı ki bu da arkadaşlar aslında aşağı yukarı %50 pump anlamına gelir. Yeter mi? Yetmez. Hedef 1 dolar arkadaşlar. Kısa vadede hedef budur. Şimdi Dogecoin ile Shiba'ya geçerken de bir ikisini birlikte değerlendirelim. Dogecoin ve Shiba savaşı artık resmi olarak başladı. Zaten biz bunu söylüyorduk sürekli ama resmi olarak başladı. Şimdi Shiba ilk yumruğunu indirdi. Dogecoin 6 alındı. Şu anda Shiba Dogecoin'e abilik yapıyor arkadaşlar. Peki Dogecoin bunun altında kalmak ister mi? Kalır mı? Shiba'nın herhangi bir balinası olmamasına rağmen Elon Musk gibi, Mark Cuban gibi böyle balinaları olmamasına rağmen şu anda Shiba Dogecoin'in üzerine çıktı. Artık sırada Dogecoin'in hamlesi bulunuyor. 2 hafta önce Satoshi Kusama abimizin 7000'ler diye bir tane videom var benim. Orada mesela 7000'ler rakamını retweetlemişti ve acaba olabilir mi falan gibilerinden yorum yapmıştı. Şu anda Shiba oralara geldi. Peki Elon Musk da Dogecoin için 1 dolar demişti. O da oralara gelince ya işte Dogecoin buralara geleceği belliydi ama ben yatırmadım muhabbetleri olacak. Bu Dogecoin açısı arkadaşlar. Shiba açısından şöyle bir haberimiz var aslında. Bir, yaklaşık 13 milyon dolarlık bir alım yapıldı. Bizim 43 milyon dolarlık bir meşhur cüzdanımız var arkadaşlar. Beni takip edenler bilirler. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim. O cüzdan el değiştirdi. En son el değiştirdiğinde 35-40'lı seviyelerdeydi. Hatta o zaman da bir video attım. Arkadaşlar bu cüzdan yine hareketlenmeye başladı. Yeni bir pump gelebilir demiştim. O cüzdan arkadaşlar şu anda 13 milyon dolarlık yeni bir alım daha yapmış bulunuyor. Cüzdanın toplam değeri yaklaşık 400 milyon dolara falan ulaştı herhalde. O 43 milyon dolardan 300-400 milyon dolarlara kadar yükseldi o cüzdan. İkinci olarak CoinMarket'teki bizim bu arz meselemiz var. 589 trilyon olarak görünüyor. Arkadaşlar onun hesaplamasını şöyle yapmışlar. İşte 1 katrilyon toplam arzımız 1 katrilyondu. Bunun %41'i aşağı yukarı yanmıştı. Vitalik'in yaktığı cüzdan. İşte EtherScan'dan baktığınız zamanki ölü cüzdan rakamını çıkartmışlar ve bunu CoinMarket'e yansıtmışlar. Bu bir hata mıdır? Bizim Shiba'nın geliştiricileri, Satoshi Kusama abimiz, Milkshake vesaire bunların hepsi bunun bir hata olduğunu, rakamımızın çok daha düşük olması gerektiğini, 394 trilyon 796 milyar olarak görünmesi gerektiğini söylüyorlar. Umarım o şekilde olur. Bu şekilde olursa ne olur arkadaşlar? Buradan bir %50 daha pump yapabiliriz. Cüzdan orada hareketlenmiş. Burada bir rakamsal bir oynamalar var. Yani CoinMarket'in yaptığı da şimdi iş. Yani 6 aydır durdun. Bugün mü aklına geldi? Shiba vuruyorken aklına geliyor. Genelde bu gibi şeyler Shiba'nın başına gelir arkadaşlar. Eskiden de geliyordu. Yani Binance listelenmesinde sıkıntılar oldu. Coinbase Pro listelenmesinde bir ton sıkıntılar yaşandı. Bunlar genelde bizim Shiba'nın başına gelir olaylar arkadaşlar. Fakat bunlar Shiba'yı öldürmez, güçlendirir. Öldürmeyen rüzgar canlı tutar diyor ya. Bizim Palmiye'nin de bu arada saçlarını almışlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ekim ayı kazançlı, bol kazançlı bir ay. Kasım ayında aşk başkadır diyelim. Umarım Kasım ayında Bitcoin 100 bin dolar yolculuğu başlar. Shiba ve Dogecoin de arkadan yükselir. Bir de üzerine Shiba'nın yaptığı çılgınlık gibi Elon Musk sayesinde veyahut da neyse güncellemesi vesaire sayesinde Dogecoin'den de bir güncelleme, bir Elon Musk hamlesiyle birlikte 1 dolarların üzerine attıktan sonra bizden keyiflisi olmayacak. Yaklaşık 4 ay 5 ay büyük problemlerle, sıkıntılarla, acaba satalım mı satmayalım mı sorularıyla muhatap oluyorken artık buradan hocam ne yapalım, devam mı, ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben Dogecoin hedef 2023, Shiba hedef 2025 kararında da aynıyım arkadaşlar.
Allah kaza bela vermezse bu kararıma da uymaya devam edeceğim. Bütün dostçulara, şibacılara bol selamlar. Kusura bakmayın, zamanınızı alıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.